Sadece Almanya'yı değil, tüm Avrupa'yı ilgilendirecek olan 24 Ekim'deki seçim çalışmaları meydanlarda devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gazetecilik hayatına 2000'li yılların başında start veren Murat Dinler, yereldeki başarısını Almanya ve Fransa'da da sürdürüyor. Gazetecilik hayatında sayısız önemli habere imzasını atan ve gündem belirleyen haberlerle adından bahsettiren Murat Dinler, Avrupa televizyonlarındaki başarısını uluslararası haber kanalı olan Euronews'te haber editörü olarak sürdürüyor. Başbakan Merkel'in en yakın takipçisi Schulz yine Türkiye'ye yaptırımlarla seçmenlerine vaat verdi. Yaklaşık 10 yıldır Avrupa ülkelerinde çeşitli TV kanallarında habercilik yapan Murat Dinler, kıyıda köşede kalmış konuları ve gündeme ilk kez gelen haber ve röportajlarla gururumuz oldu. Ich glaube, dass es eine bedenkliche Entwicklung ist. Die Türkei, ich habe das ja auch heute in meiner Rede hier gesagt, entfernt sich in einer bedenklichen Art und Weise von den Grundprinzipien Europas und sichtlich geht jetzt auch einen provokativen Weg innerhalb der NATO. Bleibe dabei, unter Recep Tayyip Erdogans Führung entfernt sich die Türkei von Europa. Avrupa ülkelerinde siyasetçiler ve milletvekilleriyle yaptığı röportajlarda Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda sorularını yönelten ve yaptığı haberlerle Avrupa kamuoyunda Türkiye'ye yönelik yapılan kara propagandaları engellemek gayretiyle takdir toplayan Murat Dinler, Türkiye'nin Avrupa'daki önemli bir medya temsilcisi olarak gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Yaptığı onlarca haberle gündeme gelirken Hatay'daki meslektaşlarıyla da ilişkilerini sürdüren, gelişmelerden haberdar olmak için bölgenin nabzını tutan Murat Dinler, Suriye'de kızgın yağ dökülmesi nedeniyle ağır yaralanan bebek haberiyle de gündeme geldi. Bebeğe geldik, şu an biraz kötü durumda. Ağır yanık yarası olan bebeği Türkiye'ye tedavi için getiren ambulansın anneyi Suriye'de unutmasını da Euronews'e taşıyan Murat Dinler, yaptığı haber sonrası AK Parti Hatay Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Orhan Karasayar'ın da katkılarıyla ağır yanık yarası olan bebeğin annesinin Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Sadece Almanya'yı değil, tüm Avrupa'yı ilgilendirecek olan 24 Ekim'deki seçim çalışmaları meydanlarda devam ediyor.